sigara bilindiği üzere insanlığın şu anda kendi eliyle kendini zehirlediği ve de bir günlük değil, kronik zehirlenme yaratan, topluma, toplum sağlığına, gelecek kuşaklara en fazla zarar veren maddelerin başında geliyor. Ve ne yazık ki yasal bir madde. Yasal olması nedeniyle bunun normal olduğu kabul ediliyor. Basit bir alışkanlık gibi algılanıyor. Ama oysa sigara gelecek kuşaklara hepimiz için aktaracağımız en kötü alışkanlık. Artık alışkanlık demiyoruz aslında sigara içmeye. Sigara içmeyi bugün hastalık olarak kabul ediyoruz. Sigarayı herkes tabii akciğere zarar veriyor diyebiliyor. Sigara sadece akciğere zarar veren bir şey. Sigara evet solunum yoluyla alındığı için en fazla solunum yollarında bilinen yan etkilerini gösteriyor ama kan yoluyla kana karıştığı için sigaranın içerisindeki zararlı maddeler, kanserojen maddeler kana karıştığı için vücutta neredeyse zarar vermediği organ yok. Yani kan yoluyla gittiği için mideyle gittiği için mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları, yemek borusu kanseri, gırtlak kanseri, akciğer kanseri, oradan çıkıp gittiğimizde mesane kanseri, böbrek kanserleri, meme kanserinde artışa kadar varan bir tablo var ama şunu unutmamamız gerekiyor. Sigara toplumda en çok öldüren hastalıkların başında olan, solunum yolu hastalıklarının en önemlilerinden olan akciğer kanseri ve KOAH dediğimiz kronik hava yolu hastalıklarının en önemli nedeni. Ve daha önemlisi şu, önlenebilir bir hastalık sigara içmek. Sigarayı içmezseniz bu dediğimiz ikincil hastalıkların hiçbiriyle karşılaşmayacağız. Yani ya da çok az karşılaşacağız. Nedir? KOAH dediğimiz hastalık şu an Türkiye'de üçüncü ölüm nedeni. Akciğer yetmezliği yapan bir hava yolu hastalığı. Bu üçüncü ölüm nedeni. %85'i sigaradan oluşuyor. Akciğer kanserlerinin %85-90'ı sigaraya bağlı. Bunun yanında bilinenin aksine özellikle kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz kalp damar hastalıkları, beyinde inme, felç dediğimiz durumların da %25'inin kabaca sigara ve sigaraya sekonder durumlardan kaynaklandığını biliyoruz. O halde hem en çok öldüren hem en çok sakat bırakan hastalıkların sebebi sigara. Ve sigara ile ilgili halkımızın şöyle bir yanlış algısı var. Sigara nikotinle oluşuyor. Nikotini azaltılmış sigaraları alırsak, kullanırsak, nargile içersek bunun zararlarından kurtuluruz gibi algılıyorlar. Halbuki sigara içmenin asıl zararlı maddesi nikotin değil. Nikotin sigara içmemizi sağlayan bağımlılık yapıcı madde. Ama bunun dışında sigaranın içerisinde 4000 kadar zararlı madde var. Bunların içinde 50 tanesi kabaca kanserojen. Yani kanser yapıcı. O halde sigarayı sadece bağımlılık yapıcı maddesiyle tanıtan ilaç firmaları, çünkü nikotini azaltılmış sigaralar diyor, inceltilmiş sigaralar diyor. Halbuki bizim nikotinle sorunumuz yok. Nikotin dışı madde, biz hatta sigarayı bıraktırmak için insanlara nikotin vererek, azaltarak nikotin veriyoruz cildinden ki sigarayı bıraksın. Zararlı bir zararlı olduğunu biliyoruz nikotinin ama asıl zararlı maddesi nikotin değil. Nikotin beyinde insanların bağımlılık düzeyinde sigara içmesine yol açan madde. O nedenle sigaranın içilmesinde en önemli unsur içmeye başlamamak. Kesinlikle içtikten sonra bırakması evet zor bir durum ama kesinlikle çocuklarımızı, geleceğimizi kurtarmak istiyorsak sigaraya başlamamak, onların başlamaması için de örnek olmamamız gerekiyor. Kaldı ki sigara firmaları zaten hedef kitlesini 11-13 yaş, 11-15 yaşı koymuşlar. Artık gençlere falan değil. En çok çocuklara ve kadınlara yönelmişler. Çünkü yani erişkin erkeklerin çoğuna zaten içiriyorlar. Ve bir başka önemli şey, sigara firmaları artık gelişmiş ülkelerde sigara pazarlarına rahatça çıkamıyorlar. Bizim gibi ülkelere daha çok geliyorlar ve buradan açığını kapatmaya çalışıyorlar. Özellikle kadınlara yönelik çok ciddi bir propaganda yapıyorlar. Özellikle çocuklara yönelik bilinç altında iz bırakacak bir takım yöntemlerle, pazarlama yöntemleriyle çocukları etkisi altına almaya çalışıyorlar. Ama ülkemizde eğer aile içerisinde bu kullanımı azaltırsak, yasal olarak işte televizyonlarda kullanılmasının engellenmesi, sinemalarda, televizyonda gösterilen filmlerde,
oyunlarda ve programlarda kullanımı yasaklandığı için sigara içimi ile ilgili rol model alanları oldukça daraltıldı yasal olarak. Bunu biraz daha ebeveynlerin, ailelerin, anne babaların bu konuda daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Sadece balkona içerim, balkona çıkar içerim, çocuklarıma zarar vermem düşüncesi de gerçekçi bir düşünce değil. Sigarayı hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor ki gelecek nesiller bu illetten kurtulabilsin.